Değeri benimseyen, köye önem veren bir üç tanesinin ismini sayacağım ben. Birisi Mustafa Necati. Bu üzerinde durulacak şimdi bir iki hatıraları, olaylarını anlatacağım. İkincisi Doktor Reşit Galip. Üçüncüsü Saffet Arıkan. Ve son köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel. Şimdi burada Mustafa Necati demişken, öğretmen arkadaşlarım için, herkes için bu büyük insanın ne yaptığını şöyle kısa, müsaade ederseniz, çok önemli olması sebebiyle kısa olarak söylemek istiyorum. Mustafa Necati 1927-1928'de ortaokullarda karma eğitimi getirmiştir. O tarihe kadar kızlar ayrı, erkekler ayrı okumakta iken Mustafa Necati bunları birleştirerek karma sınıflarda okutan İlk Milli Eğitim Bakanı'dır. Millet mekteplerini açmıştır. Atatürk'ün söylediği sözlerine millet mekteplerini açmış. Fakat ömrü vefa etmemiştir. Üç tane Kayseri'de var, Türkiye'nin birkaç yerinde açmış. Ancak ömrü vefa etmemiş, çok genç yaşta ölmüştür. Yeni harf uygulaması onun zamanında başlamıştı. 1928'de Mustafa Necati başlatmıştır. Yurt dışına öğrenci gönderme işi Mustafa Necati, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati zamanında başlamıştır. Öğretmenlerle yakinen ilgilenmiştir. Öğretmenlere bugünküler gibi yukarıdan, havadan bakarak kapısından kovan Milli Eğitim Bakanı değil. Arkadaşlar, aziz arkadaşlar, meslektaşlar, genç şanzetler, yavrularım diye hitap etmiştir. O bakın size uzun olacak ama hemen Mustafa Necati'nin bir iki